Halk Kitabevi'nin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Evet, tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Yazı işleri devam ediyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Oktay Kamil Sındır'la beraberiz. Şimdi ilk bölümde hani Cumhuriyet Halk Partisi kurultay konuşacağız dedik ama iç siyaset biraz daha gene ağır bastı. Şimdi ikinci bölümde konuşacağız dedik. Tam programın birinci bölümünü kapatırken Sayın Sındır dedi ki bir eğitimle ilgili önemli gelişmeler var. Bir onlarla ilgili bazı şeyler anlatmak istiyorum. Bir de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki son vahşet bana göre tabii Ankara Belediye Başkanı'na göre tarihi rekor. Yani bu kadar ağacı biz 4 saatte kestik kardeşim. Yani kimse böyle bir şey yapamaz diye övündü. Bana göre vahşet. Bilmiyorum genel sekreter ne diyecek. Oradan başlayalım. Evet, bu ODTÜ'deki ağaç kesimi ve böyle bir uçak pisti gibi yol yeri açılması ne diyorsunuz? Evet, maalesef Bilkent'te bir şehir hastanesi ki bu şehir hastaneleri de bir garabettir. Onu da yani onu bir başka programda sizle ya da siz başkasıyla ama mutlaka bu konuyu masaya yatırmak lazım. Çünkü AKP iktidarının en övündüğü konulardan birisi bugün kamuoyunda yaratılan algı da o yönde. Sağlık sistemiyle ilgili. Müthiş diyorlar yani. Yani müthiş sağlık sistemi uçuyor Türkiye'nin. Halbuki OECD ortalamalarının 1/4 civarında sağlık sistemine kaynak aktarıyor hükümet. OECD'de 3.700 yaklaşık dolar kişi başı, bizde 1.100 dolar yani aktarılan sağlık sisteminin kaynağı. Şimdi dolayısıyla bu şehir hastanelerinde de onu hemen bir parantez içerisinde söyleyeyim. Şehir hastaneleri meselesi özellikle kamu özel sektör ortaklığıyla yapılan şehir hastaneleri tam bir rant aracı. Hocam hasta garantili hastane olur mu? Hasta garantili hastane. Normal devletin yaptığı bir hastanede yatak maliyeti bir iken bu kamu özel ortaklığındaki şehir hastanelerinin yatak maliyeti 4. Bakın yatırım maliyetinden bahsediyorum. Yani ya böyle bir garabet olamaz. Bu tam bir soygun düzeni, onu da özellikle belirtmek istiyorum. Onun detaylarına eğer vaktimiz olursa daha sonra gireriz. Şimdi Bilkent'te bir şehir hastanesi var diye ODTÜ'nün içinden bir yol geçirilmek isteniyor. Çabuk gidilecek diye. Ama bir noktadan oraya gelecek. Çabuk yani. Gidilecek. Bir de yol. Hastane çok büyük bir hastaneymiş. İşte 10 bin kişi vesaire. Yani ne kadar 10 bin kişi bile olsa 10 bin kişi dediğiniz bir mahalledir. Yani bir mahalleye gidiş geliş. Ya bugün alışveriş otoban merkezlerine 40 bin araç girip çıkıyor günde. Şimdi neyse yani diyelim ki ihtiyaç doğuyor öyle bir şey. Şimdi ODTÜ'nün içinden bir yol geçirilmesi, ODTÜ ormanının yok edilmesi. Aslında konuya bir belki şu pencereden önce bakmak lazım. ODTÜ gibi Atatürk Orman Çiftliği, bunun gibi Anıtkabir özel alanı, bunun gibi işte bu ülkenin, Cumhuriyet'in ve Atatürk'le ilişkilendirilmiş ve bugünkü AKP zihniyetine karşı duranların özellikle üzerinde titrediği alanlara müdahil olmak aslında Türkiye'nin gerçekten bir zihniyet çatışmasının bir ürünün bir sonucudur diye görüyorum ben ODTÜ'yü. ODTÜ ormanı var, 12 bin ağaç kesiliyor bir gecede. Neymiş, bir protokol yapılmış, protokol çerçevesinde işte ODTÜ rektörlüğü, ki protokolde rektörlük bile yazmıyor. Sayın Atatürk, yani tabii o rektör nasıl bir rektördür yani ODTÜ gibi bir Orta okula Doğu nasıl böyle Teknik adamları Üniversitesi Başkanlığı diye imza açılmış yani protokole bile ne kadar ciddiyetten uzak bir protokol olduğu belli. Ya bu talimatlı, o saraydan talimat geliyor. Bir protokol ODTÜ çerçevesinde. Ne yapsın şimdi, yani onun adı profesör ama işte öyle profesör. Şimdi burada bir kere burayla ilgili, bu yolla ilgili planlamalar bizim itirazlarımız sonucunda geçemeyince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, biliyorsunuz bu kent planları, şehir planları yetkili organlar, yerel yönetimler ve olması gereken nihai merci de yerel yönetimler olması gerekiyor. Çünkü yerel bir meseledir kentin planı. Ama tepeden inme, işte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
plan yapma yetkisine sahip olduğu için ODTÜ'nün bu yolunu bakanlık üzerinden bir plan yapılıyor. Protokol üzerinden ODTÜ rektörlüğünden izin alınıyor. Ve 35 metre bir yol yapılacak diye alınıyor izin. Bir gecede 12 bin ağaç bir anda yok ediliyor. Çıplak bir araziye dönüştürülüyor. Ve 35 metre falan değil, yani neredeyse 100 metreye yakın genişlikte. İşte o resmi bir daha koyarsanız, bakın işte bu şey, yani kesilen yer. Evet maalesef. ODTÜ ormanının içinden geçen bir yol. Ne için? İşte Bilkent'e yapılan şehir hastanesi kampüsüne ulaşım için. Buna karşı ne olacak şimdi? Yani şimdi... Bu nasıl bir tepki gösterecek? Yani bu övünülüyor ya, işte ağaç bir gecede bu kadar iş yaptı. Aslında bir gecede belki dünya rekorudur. Ağaç katletme rekorudur bu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı. Buna karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tepkimizi değişik vesilelerle, kişiler aracılığıyla da ortaya koyuyoruz ama insan ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığımızın bir basın açıklaması metni oldu. Ve ODTÜ Mezunları Derneği'nin üzerinden yapılan bir hareket var. Ona da destek veriyoruz. Yani bu yapılan olaya direncimizi ve sessiz kalmayacağımızı her şekilde ortaya koyuyoruz. Sizin buraya gelmeden önce bir öneriniz vardı. Yani böyle alana girilsin, işte bir ağaç dikilsin. Evet, ben diyorum yani, bu yolu yaptırmayacağım demek gerekiyor. Bir, iki. Evet. Bunu da böyle çok barışçı bir eylemle, yani bir anda oraya böyle 15-20 bin, belki tabii tercihen 100 bin kişi bu alana yayılıp hemen herkes olduğu yere bir küçük şeyle, ne denir ona, küçük bir kürekle hemen bir fidan ek, çık hemen. Ama hani ondan sonra bu işte polis geldi, gaz sıktı falan, onlara bırakmayacaksın meydanı, yok evet, olacaksın. Evet. Ortada böyle on binlerce yani, dikilmiş yani gelsin şimdi onu mesela, fidanları yok etsinler mesela, üzerinden dozer geçirsin. Bekle, bir daha yap, bir daha yap. Yani bir muhalefet beklenen kamuoyunda artık şu, yani ben bunu yaptırmayacağım ve yaptırmayana kadar bir şey yapmak. Şimdi bizde yani rahatsız edici belki şu oluyor, kamuoyunda işte o yüzden umutsuz, hep demeç muhalefeti var gibi algılanıyor kamuoyunda. Yani söylüyoruz, yani ne olacak? Şimdi o demeç muhalefetinin en güzelini zaten AKP Genel Başkanı yapıyor. Evet. Amerika'ya ey diyor, İngiltere'ye ey diyor, Fransa'ya ey diyor. Ne yapıyorsun diyorum yani, hala 5 milyonluk Mercedes'e binmiyor musun? Yani hani hiç olmazsa onu değiştir ya. Alman olmayan bir tane, ne bileyim, bir Çin arabası al, Japon arabası al. Hani kavga etmediğimiz kim kaldı? Ya bir Japon arabası al mesela, makam diye. Hayır, gene Mercedes'ler, Audi'ler, BMW'ler evet, kullanılıyor. Evet, evet. Ya Amerika diyorsun, elinde iPhone. Bak, herkes Amerika'ya küfür ediyor da hepsi bekliyorlar. Efendim iPhone gelmiş, yeni model, 3000 dolar, 4000 dolar. Ya yürek şey, cüzdanları yakacak diyor. Ya alma kardeşim yani, cüzdanları. Şimdi yanacak. Tabii aslında sevgili Ataklı, normal şartlarda gelişmiş, çağdaş, medeni, hukukun egemen olduğu ülkelerde, devletlerde bu tür konular, bu tür olaylar bir şey yapamaz zaten. Medeni bir ülkede böyle bir şey olabilir mi ya? Asla yapılamaz. Yapılmaya kalkıldığı anda da önce o toplumun sivil dinamikleri, örgütlü yapıları buna direnç gösterir ve bunu yapmak isteyen idare de buradan geri atmak, adım atmak zorunda kalır. Türkiye'nin şu anda en büyük, en ciddi sorunlarından bir tanesi özellikle bu son yıllarda oluşturulan baskı, yani bir faşizan. Yani az önce bir cenaze işte gömülmedi diye uzaklaştırıldı diyoruz. Gözaltına bile alınmıyor. Ama plajda bira içen iki doktor, bir kadın, bir erkek, bir bayan, neyse, plajda bira içiyorlar diye polis tarafından etrafları kuşatılıp alınıp götürülüyor. Ya bu çok, bunlar çok basit örnekler ama toplumda bu sivil dinamiklerin, sivil inisiyatiflerin, toplumda sivil muhalefetin, devletin haksızlıklarına karşı
Bakmayın yok insan hakları vesaire, doğa hakları falan filan gibi süslü sözler ifade edilebilir ama muhalefeti büyütecek, muhalefeti direnci sağlayacak bir sivil örgütlenmenin şu anda mümkün olmadığı bir süreçteyiz. Tabii bütün şeyler bu konudaki direnç Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden örgütlenilmeye çalışılıyor. Haklı olarak yani tabii son yani, derece son derece haklı başka. Olarak ve bu konudaki direncimiz daha yani bizim bu konuda yapacağımız yapmak istediklerimiz henüz daha başındayız. Daha dün MYK'da bu konuyu bütün yapılmış olduğu için hemen arkasından bütün boyutlarıyla ele aldık. Yani önümüzdeki süreçte partimizin örgütlü yapıları Ankara'da başta olmak üzere bu ODTÜ'deki yapılmak istenen bu garabete müdahil olmak adına tepkimizi yine önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Okullar açılıyor, eğitim dediniz. Yani kamuoyunun önemli beklentilerinden biri de bu. Yani okullar artık tamamen böyle din eğitiminin ağırlaştırıldığı ve bunu verenlerin yani öyle bir hava keşimde hani ilk baktığınızda belki dini bilgiler gibi falan fakat verecek olanların kalitesine ve onların siyasi anlayışlarına falan baktığımız zaman okulların bir hurafe yeri olacağı ve böyle dinle ve bilimle hiç alakası olmayan konularla çocuklarımızın kafalarının doldurulup evet. yepyeni bir nesil yaratılacak gibi bir kaygım var benim. Evet. Okullar açılıyor, şikayet çok ama ne yapılıyor, ne yapılacak? Şimdi tabii milli eğitim devletin anayasal bir görevidir, sorumluluğudur. Demokratik ve laik eğitim anayasal bir görevidir, sorumluluğudur. Eğitimde fırsat eşitliği anayasal bir görevdir, sorumluluktur. Bunları devleti yönetenler devlet adına bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi eğitimde laik, demokratik, Atatürk milliyetçiliğine ve Atatürk ilke ve değerlerine sahip çıkan nesillerin yetiştirilmesi, milli eğitim temel kanununun da çok temel hükümlerinden birisidir. Ama Türkiye'de Atatürk'ün adını bile anmaktan uzaklaşan, bundan bile satın alan resimleri falan çıkıyor. Bu kadar ucuzlattılar işte. Bir müfredat sürecine doğru gidiyoruz. Şimdi bir kere eğitimin biz öğretimle eğitimi de birbirinden çok karıştırıyoruz. Yani öğretim evet teorik anlamda bilginin işte fen bilgileri, işte sosyal bilgiler, işte ne bileyim din ve ahlak bilgisi bunu da bir kenara koyabiliriz tabii ki. Yaşama dair bilgilerin aktarılması meselesinin dışında bireylerin kültürle, sanatla, sporla, edebiyatla bireylerin yetiştirilmesidir ve eğitimden ve öğretim bütününden hedeflenen aslında sorgulayan, analiz eden ve analiz sonucunda yeni bilgileri, edindiği bilgileri sentezleyerek yeni bilgiler üretebilen tabii ki insan haklarına saygılı, vatanına, milletine ve milli değerlerine sahip çıkan bir değerler bütününe sahip, insani erdemlerle donatılmış bireyleri çağdaş, aydınlık, zihni açık, kesinlikle dogmalarla kapatılmış bir zihin değil, sorgulayan ve öğrenme gayreti içerisinde olan birey yetiştirmektir. Eğitimin temel gayesi budur. Ama Türkiye'de laiklikten uzaklaşan, laiklik derken yani bunu dinsizlik demiyorum, eğitimde hangi inançtan olursa olsun herkesin eşit imkanlara sahip olduğu, fırsat eşitliğini eğitim sisteminde bulabildiği, inançlarını eğitimin dışında özgürce yaşayabildiği bir sistemden bahsediyorum. Bilimsellikten uzak, evrim teorisini ki dünyanın bilim alanında geniş bir kabul görmüş bir teorinin bundan uzaklaşan, bunu reddeden bir anlayışla ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir talim terbiye kurulundan ya kurul başkanıydı ya bir yetkilisi geçen de işte ben evrim teorisine zaten inanmıyorum falan diyerek yani eğitim sistemini belirleyici aktörlerden birisinden bahsediyorum. Dolayısıyla bilimsellikten uzaklaşan ve
şey sayısı itibariyle, okul sayısı itibariyle neredeyse bütün okulları İmam Hatip'e dönüştürme gayreti içerisinde olan. Bu hale geldi yani. Yani bazı düşük nüfuslu yerlerde sadece İmam Hatip açılmasına izin veriliyor. Yani 10 bin ve altı nüfusu olan yerlerdeki yani açık, bizde İmam Hatip şöyle, dışında yani yasak. Bir bireyin inancını ve aidiyet duyduğu ve iman ettiği dinini öğrenebilmesi için yani illa İmam Hatip Lisesi'ne mi gitme, ortaokuluna lisesine mi gitmesi gerekiyor? Yani bunu her şekilde öğrenilebilir, her şekilde öğretilebilir. Ama maalesef eğitim sistemine müdahil olunarak laiklikten ve bilimsellikten uzaklaştırıp müfredatı... Yani ben robotlar oluşturayım, benim hizmetim de olsun. Çünkü aynen, ben anlamıyorum aynen. Yani dini öğrensin diyen, kendine beş vakit namaz kılıyorum, alnım secdeden kalkmıyorum diyen dindarlar, öğret evladım çocuğuna. Yani onu niye beceremiyorsun da ille okula, yani lisede, ortaokulda öğret... Evinde öğretmekten aciz misin? Biz nasıl öğrendik? Ama sen evet. Öğretemiyorum diyorsan evet. Ver hacıya evet. Hocaya. Onlar evet. Öğretsinler yani. Okulda niye öğretiyorsun ki? Yani bu işte fırsat böyle. Eğitimde fırsat eşitliği de bu anlamda çok önemli. Herkese eşit imkanlar. Şunu da söylemek istiyorum. Özel okullar, yani sağlık sisteminde de özel hastaneler. Yani bu özelleştirme meselesi bir rant alanına da dönüşünce sadece yolsuzluk, hırsızlık meselesi değil. Aynı zamanda tabii... eşitsizlik yaratan bir noktaya getiriyor süreci. Fakir, gariban, benim vatandaşım çocuğunu yürüyerek götürebileceği ve İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, büyük kentlerin en zengin muhitlerindeki çocukların gittiği okullarla eşit imkanlara sahip, o okullardaki öğretmenlerle eşit niteliklere sahip ve o okullarda yetişen çocuklarla eşit düzeyde eğitim verebilen bir okula götüremiyorsa burada eğitimde fırsat eşitsizliği vardır. Çünkü siz çocukları özel okullara yönlendiren bir sistemi devleti de sistemden uzaklaştırarak parası olan iyi eğitim alır, parası olmayan benim umurumda değil anlayışıyla eğitim sistemini yapılandırırsanız ki Türkiye'nin içine girdiği süreçte bu, burada eğitimde fırsat eşitsizliği çok temel bir sorun haline gelir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. İmam hatiplere karşı değiliz. İmam hatipler bir ihtiyaca binaen evet, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu imamların ve hatiplerin yetiştirilmesi doğru ve dinimizi en iyi şekilde, en doğru şekilde hani dinimizi derken bizden aynı dinde olmayanlar da olabilir. Bir şey sormak istiyorum ama yani nasıl baktığınızda yani ben yani imam hatipler dini öğreten okullar mı yoksa dini hizmet vermek üzere bir formasyon yükleyen okullar mı? Yani İmam Hatip'ten formasyon yükleyen. Dinini öğrenmiyor. Dini biz evde öğreniyoruz. Tabii ki. Orada onu işte imam olarak, vaiz olarak, din hocası olarak kesinlikle. Formasyon yüklüyor şunu, orada. Şunu yoksa dini öğretmiyorlar ki. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben onu derken İmam Hatip'lerde eğitim almış kişiler dini imam ve hatiplik yaptıkları yarın bir gün camide ve ibadethanelerde yoksa sağlıklı öğretebilmesi için iyi nesiller, iyi öğreten adam olması öğreten için okullar olması için onu söylüyorum. Benim vurgum da yoksa oydu dini zaten. Dini öğreten okul değil yani hayır, bana benim, benim vurgum da oydu zaten. Tamam. Yani hayır, ben kamuoyu da hani bu çünkü hep yanlış İmam şey oluyor. Sanki asli İmam Hatip'e giden dini imam öğrenmek. Yetiştirmektir. Şeydir yani hatip yetiştirmektir. İmam dini aldığı eğitimle doğru bilen, en iyi şekilde bilen ve bunu da camilerde, ibadethanelerde ibadete gelen vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza en doğru, en sağlıklı şekilde aktaran kişilerdir. Şimdi onun için onu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim istediğimiz en zenginiyle, en fakiri, en garibi, gurabasının evladı yavrusu okula gittiğinde eşit şartlarda, eşit imkanlarla ve eşit bir gelecek vaadiyle yetiştirilebilsin. Bu önemli işte. Yani Anadolu'nun ücra bir köyündeki bir çocuğumuz, evladımız eğitimden mahrum kalmasın. Mahrum kalmasın demek de değil. Onun alacağı eğitimle dediğim gibi işte Beşiktaş'ın en müstesna okulunda eğitim gören çocuk aynı eşit eğitime eşit eğitimi devlet sunabilsin. Bu çok önemli. Türkiye'de böyle bir bu alanda inanılmaz bir eşitsizlik var. Yani çocukların eğitimi anlamında. Şimdi bakın
aslında vatandaşımız, yurttaşımız çocuğunu imam hatipleri ne kadar çoğaltarak buraları yani laiklik, laik, bilimsel, eşit eğitim sisteminden uzaklaştıran bir anlayışla sayıların çoğaltma çabaları içerisinde olsalar da vatandaşımız çocuğunu vermek istemiyor. İmam hatiplere başvurular olmuyor büyük kentlerde. Hani açıyorlar bir imam hatip okulu, lisesi vesaire. Vatandaş okulunu başka bir okula vermek istiyor. Çünkü ben diyor çocuğumu üniversiteye taşımak istiyorum. Üniversiteye gidebilmesi için o eğitim altyapısında alması gereken dersleri yoğun bir şekilde alabilsin. Ben normal fen lisesine, Anadolu lisesine, normal liseye vermek istiyorum diyor. Bu sefer işte İmam Hatip'e giden çocuklara 250 ila 500 lira arasında bir burs. Burs veriyorlar. Böyle bir rezalet olur. Yani bir cazibe işte, merkezi haline. Bu eşitsizlik yani, işte zaten burada yani başlıyor. Para karşılığı, para karşılığı çocuğun geleceğini satın alıyorlar. Geleceğini yani, satın almıyorlar. Para karşılığı robot yetiştirmek istiyorlar. Adı dindar olan ama hiçbir şey bilmeyen nesil yetiştirmek bakın, istiyorlar. Bakın bir şey daha yani, söyleyeyim. Üniversitelerde şimdi kayıtlanmalar yapılıyor. Bizim sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız dün MYK'da bir vurgu yaptı. Şu anda üniversitelerde yaptıkları bir incelemede kayıt dondurma sayısı, kaydını donduran öğrenci sayısı. Bu ne demektir? Öğrenci kaydını donduruyor. Yani bu özellikle özel üniversitelerde, özel okullarda kaydını donduruyor. Daha fazla götüremiyor. Yani artık maddi imkanlarım yetmiyor diyor. Özel veya devlet. Geçen yıla göre iki kat artmış bu yıl. Ne yapıyorlar bu arada? Dondurup gidip çalışıyor herhalde. Kayıt dondurma. Kaydını donduruyor. Belli bir süre o hakkını kullanıyor. Ailenin iki çocuğu varsa mesela ikisine birden ya da üç çocuğu varsa üçüne birden eğitim masraflarını yük olmasın diye çocuk üniversitede mesela Ankara'da okuyor. Ne bileyim Eskişehir'de oturuyor falan ya da Manisa'da oturuyor da İzmir'de de okuyor. O masraflarını kısmak için ya da gidip bir yerde çalışayım para biriktireyim derdiyle ya da kardeşimin okul masrafı. Tabii kardeşi başlıyor o kendininkini donduruyor. Kendininkini donduruyor belli bir süre. Yani kayıt dondurma sayısında en az iki kat artış var. Bu da Türkiye'nin ekonomik durumundan da kaynaklanan. Yani bütün bu sorunlar ama çok büyüdük bir yani, yumak halinde. Ekonomik sorunumuzun olmaması evet, gerekiyor. Yani yurt normalde sorunu eğitim sisteminde ilk öğretim düzeyinde, orta öğretim, lise düzeyinde, üniversite düzeyinde yurt sorunu halen devam ediyor. Yani devlet yurdu murdu bırakmış, özel alana terk etmiş. Yani Sayın Genel Başkanımız da her fırsatta bunu söylüyor. Yani bu yurt sorunu bir yılda çözülebilecek bir sorun. Yani TOKİ'yi seferber et. Çok da büyük bir sorun. Yani sorun büyük ama çok kısa sürede çözülebilecek bir sorun. Yurt sorunu inanılmaz boyutlarda yurt sorununu Türkiye'yle çözüyorlar vakıf zaten ve cemaat yani yurtlarına çocukları i̇şte orayı da terk etmek zaten adına devlet yurdu olmadı. Devlet yurdu yatırımları yapılmıyor. Onlar yapılıyor. Yeni bir veri değil gerçi bu benim 4 yıl önceki verim. 4 yıl önceki yurt meselesinde Türkiye'deki öğrenci sayısında son 10 yıl içerisinde ki belki şimdi 10-15 yıl olmuştur. Öğrenci sayısında %100 artış olmuştur üniversite öğrencileri sayısında son 10 yılda. Ama yurt devlet yurtlarındaki yatak sayısındaki artış %10 yapılmıştır. %90'lık artış diğer cemaat yurtlarına öğrencilerin terk edilmesiyle çözülmeye çalışılmıştır. İşte o yurtlarda yetişenler tabii oradan hem yarın para kazanıyorlar hem orada beyin yıkıyorlar, robotlar yetiştiriyorlar. O yurtlarda en yetişenler yani o yurtlarda üniversite eğitimi alanlar İşte 15 Temmuz'da da gelip eline silah alıp üniversitede adam yetiştirilmiyor. Yani militan ve robot yetiştirilmiyor. Şimdi dolayısıyla bu meseleye belki bu çerçevede bakmak lazım. Değerler eğitimi diye bir eğitim getirdiler. Bu bundan bir 5-6 sene önce gelmişti ilk gündeme. Okul öncesi çağda çocuklara değerler eğitim verilmesi diye ki o zaman Hizmet Vakfı diye bir vakıfla Milli Eğitim Bakanlığı bir protokol imzalamıştı. Çok karşı çıktık. Bununla ilgili mücadele verdik. Protokol çerçevesindeki bu şu anki vakıflarla yapılan protokollerin de bundan hiç farkı yok. Bu protokollerle yapılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi asli görevi olan eğitimi protokolle eğiticilerini bile bulmak üzere, programı bile kendileri tarafından yapılmak üzere
ve tamamen manevi değerleri öne çıkaran bir anlayışla bir eğitim sistemine, yani çocukların bir şekilde, yani bilimsellik, laiklik, işte ne bileyim milliyetçilik falan gibi bir takım değerleri bir kenara koyup manevi değerler ve dini değerleri öne çıkaran bir anlayışla vakıflara eğitimi devretmiş durumda Milli Eğitim Bakanlığı. Yani çocukların geleceğe yönelik yetişecek çocuklarımızın temeli, bir inşaatın temeli nedir? O inşaatı yükselebilmesi için en dayanımlı, en şeyi alanıdır. Çocuğun da eğitimdeki temel alanını vakıflara terk ettiğimiz bir eğitim sistemi. Yani müfredatın içerisinde laiklikten, bilimsellikten uzak dediğimiz, işte Atatürk'ü mümkün olduğunca Atatürk'ten uzaklaştıran bir müfredat programının dışında eğitimde böyle bir ciddi bir sorun ve sıkıntı var. Tabii bunları da mutlaka ifade etmek gerekiyor. Ben inşallah CHP'nin bu konuda hazırlığı vardır diye düşünüyorum. Bununla yani ilgili biz gerçekten çok ciddi hazırlıklarımız oldu. Raporlarımızı ve gelecekte iktidara geldiğimizde zaten olayı görüyorsanız, sorunu ve mevcudu tespit edebilmişseniz, buna yönelik çözüm önerileriniz varsa o çözüm önerilerini eyleme dönüştürecek bir eylem planını da oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi tabii bunları CHP'nin yapabilmesi için bir tekrar kendi içinde yeniden kadrolarını ya aynen koruyacak ya değiştirecek bir şey yapacak ama. Örgütün iradesidir tabii. Kurultaya gidiyor yani örgüt burada bakalım ne karar verecek ama şimdi tabii merak edilen şu. Kurultay ne zaman yapılacak? Onun tarihini kimse tam söyleyemiyor. Ama belli ki bu yıl içinde olması zaten mümkün değil. 2018'e, 2018'in neresine kadar sarkar? Şimdi şu anda biz Mayıs'ın 3'üydü hatırladığım kadarıyla, doğrudur. 3 Mayıs'ta MYK, yani Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından bir karar aldık. Aldığımız kararla olağan kurultay sürecini başlattık. Olağan kurultay. 2 yılı geride bıraktığımız 2015'in sonu itibariyle yapılmış olan, 2016'nın başında yapılmış, ocağında yapılmış olan kurultaydan sonra 2 yılın tamamlanacağını öngörerek 2 yılda bir yapılan kurultay süreci için olağan kurultay sürecini başlattık. Bu kurultay süreci tabii önce duyuruların yapılması, mevcut haziron listelerinin hazırlanması, mevcut üyeliklerin, adres değişiklikleri ki o 2015'in 2016'da 16 Nisan referandumunda bir seçmen kütükleri ve listesi vardı. Seçmen listesi. Yani bu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi dediğimiz ADNKS'nin üzerinden üyeliklerimizin adres çekleri, kontrolleri yapıldı. Doğrudan sistem üzerinden. Manuel değil, otomatik yapıldı. TC kimlik numarası üzerinden. Ve adres düzenlemeleriyle örgütün ilçelerdeki üyelerin, hazirunların listeleri oluşturuldu, belirlendi. Bunlar örgüte gönderildi, askıya çıkarıldı. İlçelerdeki itirazlar, illere yapılan itirazlar kendi içinde değerlendirildi. Genel merkeze gelen itirazlar bizim tarafımızdan değerlendirildi ve bu süreci geride bıraktık. İtiraz süreçleri bitti. Sonra şu anda 10 Eylül'de başlayan mahalle dediğimiz muhtarlık bölgesi delege seçimleri, yani en alt kademede ilçe kongrelerinde oy kullanacak olan delegelerin seçimleri yapılıyor şu anda. 10 Eylül'de başladı bu. Şimdi o delegeler kim neyi seçecekler, ne olacaklar? Şimdi mahalle delegeleri mahalle, ne olacak? Mahalle yani? Muhtarlık bölgesi delege seçimlerinde seçilen delegeler her mahallenin oradaki alınan partinin aldığı oy sayısına göre en son genel seçimde aldığı oy, en son yapılan seçimde partiye verilen oya bağlı olarak üye durumuna bağlı olarak belirlenen bir delege sayısı. O delegeler mahalledeki, o mahallede oturanlar tarafından, oturan üyelerimiz tarafından sandıklar kurularak oy veriliyor ve delege seçiliyor. Örneğin A mahallesinde 5 delege de B mahallesinde çok yüksek almışız oyumuz o ilçe itibariyle. Orada 40 delege, öbür mahallede 15 delege gibi. Mahallelerde şu anda örgüt, üyeler
bu delegelerini belirliyor. Tamam, bu delegeler ne yapacaklar? Bu delegeler bir normal ilçe kongre delegeleri diyoruz bunlara. Kongre delegeleri, bir de ön seçim delegeleri diye bir delege seçimi yapılıyor. Ön seçim delegeleri yarın bir gün bir aday yoklaması yapılmak istendiğinde aday ön seçim değil de aday yoklaması yapılmak istendiğinde parti isterse o ön seçim delegeleri üzerinden de tercihini yapabilir. Ama kongre delegeleri ilçe kongresinde oy kullanacak olan delegeler. Yani ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulunu. Onları mı seçecekler? Ve il kongresi delegelerini seçecek olan delegeler. Ya mahalle delegeleri, diyelim bütün mesela 20 mahalle var. Ortalama 10'ar delege olsa diyorum. 200 delege. Bu 200 delege gidecek ilçe başkanını, yönetim kurulunu ve ilçenin ilde kongresine gidecek delegelerini mi seçecek bu 200 evet, kişi? Evet, evet. Tamam. Şimdi tabii onun üzerinde bu delegeler ilçe kongresinde oy kullanma hakkına sahip olacak olan kişiler. Şimdi ilçe kongreleri 21 Ekim tarihinde başlayacak. Yani takvimi 21 Ekim'de başlıyor. 21 Ekim'den 26 Kasım'a kadar bu aralıkta ilçeler, işte 600 küsur ilçemiz bütün Türkiye'de örgütlenmiş bir parti olarak bütün ilçelerde kongreler yapılacak bu tarih aralığında. Ne zaman yapacaklarını ona kendileri karar veriyor ilçe yönetimleri. 26 Kasım'da bitecek. 2 yılda bir yapılır diyor olağan kongreler. Dolayısıyla 2 yılını doldurması gerekiyor ilçenin. Yani 2 yılı diyelim 2015'in 25 ya da 25 Ekim'inde yapmış kongresini. Bu kongrede 25'ten bir gün önce bile yapamaz. 25 Ekim veya 25 Ekim'den sonraki bir gün. Yani en az 2 yılı tamamlamış olması gerekiyor. Ona riayet ediyoruz, ona dikkat ediyoruz zaten. Hadi buradan bizi dinleyenler, ya bizim kongremiz işte 21 Ekim 26 Kasım değil, biz aralığın başıydı işte 2015'te yaptığımızda diyorlar ise partimize, genel merkezimize bir yazıyla il üzerinden, İl başkanlığı üzerinden bize bir yazıyla. Bunlar zaten biliniyordur yani her yer. Başvururlarsa biz MYK olarak, MYK'nın yetki verdiği örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tekin Bingöl ile bir yazıyla kendilerine bunun olabileceğini bildiriyoruz. Yani tamam. O da bir sorun yok. İlçe yönetimleri de oluştu. İlçe kongrelerinde ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulunu belirliyoruz. Bir de il kongre delegelerini belirliyoruz. O gene o yani ilçe kongresine katılanlar diyor. Evet. Yani kendi aralarından ilçe kongresine kendi gelen, aralarından il kongre üyesini seçmiyorlar. Başka gene isimleri seçiyorlar oradan değil mi? Kendi aralarından seçebilirler. Kendilerinden de biri olabilir yönetimi, yani. Yönetimi dışarıdan da seçebilirler. İlçe kongreleri, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulunun oylandığı kongreler. İlçe kongreleri. Burada oy kullananlar işte mahallede seçilen delegeler. Tamam. İlçe kongresi il kongre delegelerini de belirliyor seçimde. Sandık, bir sandık da il kongre delegeleri için oy kullanılıyor. O il kongre delegeleri yani de, o zaman seçim yapılırken bir ilçe başkanı adayı oluyor, ilçe yönetim kurulu adayları oluyor. İlçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri. Kongre delegeleri adayları oluyor. Tabii. Ona da bir oy atıyor. İlçe tamam. yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ortaya konuyor. Ve il kongre, il kongre, şey, il kongre evet. delegeleri de belirleniyor. Tamam. O il kongre delegeleri de 27 Kasım ila 31 Aralık'ta başlayıp bitecek olan il kongrelerinde hangi tarihte ona il başkanlığı karar verir, il mevcut il. Ya yıl sonuna son güne kadar bütün il kongreleri de bitmiş oluyor. İl kongreleri de bitiyor. O zaman 2 Ocak'ta bile bu yıl sonuna kadar bizim bu bütün bu örgütün kendini yenileme süreci. Ben ona şey diyorum. Yani bu bir demokrasi şöleni havasında olmasını arzu ediyoruz. Öyle olması gerekiyor. Kongreler sadece yönetimlerin belirlendiği, yönetim organlarının belirlendiği, her şunu da söyleyeyim, il disiplin kurulu da il kongresinde belirleniyor. Yani il kongresinde de il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri. Yani yapılacak olan partinin en üst karar organı olan kurultay delegeleri de il kongresinde belirleniyor. Şimdi bütün bu süreç, mahalle delegelerinin seçimi, il kongreleri, ilçe kongreleri ve sonuçta kurultayla sonuçlanacak, taçlanacak olan bu süreç aslında
bir demokrasi şöleni havasında olmasını tamam. özellikle belirtiyoruz. Oldu, arzu güzelim. Ediyoruz. Kongrelerin partinin yönetim organlarını belirleme amacı taşımaması gerektiğini ben özellikle altını çizerek söylüyorum. Esas amacımızın kongrelerdeki, esas amacımızın ilçe ve il kongreleri ve kurultay için söylüyorum. Esas amacımızın partinin yeni döneme, yeni yönetim dönemine yönelik fikirlerin konuşulup tartışıldığı, partimizin stratejik anlamda geleceğini yönlendirecek eylem planlarının görüşülüp tartışıldığı, partimizin her alanda, ekonomide, sosyal alanda, teknolojik alanda, üretimle ilgili, tarımla ilgili, sanayiyle ilgili, sağlıkla ilgili ülkenin bütün sorunlarına tespitler yapıp bunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği, fikir ve düşüncenin üretildiği ve bu yani stratejik siz yani delege parti, falan önemli olmasın, parti, şey mi olsun? Partiyi yönlendirecek nasıl fikirlerin yani? Tartışıldığı organlardır kongreler. Esas hepsi bir gün zaten yani esas budur. Zaten ama, Türkiye'nin yaptığı bir hafta süren yani kongre. Tabii bu öncesinde istenirse ön çalışmalarla öneriler getirilebilir. Yani kongrede herkes kürsü alabiliyor. Delege olan herkes kürsü alabiliyor. İşte o delegelerin hazırlık yaparak, çalışma yaparak kongrelerden bir üst kongreye düşünceleri taşımaları gerekiyor. Bu çok önemli. Yönetim organları o düşünceleri en iyi temsil edecek ve o kenti partinin programı, mevcut partimizin programı var. Bir değil mi? Yani bir mevcutta bir stratejik planı var. Bu plana yönelik en iyi partimizi temsil edecek ve o kentte büyütecek olan yönetim kadrolarının seçilmesi ama aynı zamanda partimize yön verecek fikirlerin de tartışılması gereken organlardır diye özellikle belirtmek istiyorum. İlçe kongreleri de, il kongreleri de. Şimdi kurultay il kongrelerinde seçilen kurultay delegeleriyle yapılan bir organ. Ha, doğal üyeleri var kurultay, işte milletvekilleri, işte efendim parti meclisi, mevcut parti meclisi üyeleri, geçmiş dönemde işte genel başkanlık yapmış vesaire. Onlar doğal. Onlar doğal delegeleri kurultayın. İl disiplin kurulu, yüksek disiplin kurulu üyeleri vesaire. Onlar doğal delege. Toplam kaç delege olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında kaç delegesi? Kurultayda yaklaşık 1200'e yakın delege olacaktır. Peki iller delegeleri neye göre yani saptıyorsunuz? Yani il delegesi kaç tane olacağı? Yani ne bileyim. Onların hepsinin sayıları. İlde 400 delege belirleniyor. İlçelerden gelen delegelerle il, bir de doğal delegeleriyle. Şimdi sayılar doğal delegelerle birlikte artıyor tabii doğal olarak ama. Tamam, hayır yani illerden gelen yani mesela Ankara'nın delegesi neye göre belirleniyor? Ankara'nın nüfusuna göre mi? Partinin her ilçenin bir delege sayısı vardır. İşte o neye göre oluyor? Tanımlanmış. Partinin orada aldığı oy sayısına göre ama toplamda ilin aynı zamanda şimdi il kongresinde ki delegeler, ilçelerden gelen delegeler ilçelerdeki partinin oyuna bağlı olarak dağıtılıyor. Mesela İstanbul'da Beşiktaş'ın oy sayısı çok yüksektir. Delege sayısı, il delege sayısı fazladır. Ama bir başka ilçenin çok düşüktür. Oranın o zaman il mesela, delege sayısı çok düşük. Yani temsiliyette, temsiliyette adalete yönelik şeyde mesela, zaten siyasi partiler kanununda tanımlıyor. Şu nasıl oluyor? Yani mesela Diyarbakır'da hiç milletvekili çıkmıyor. Çok da %2'nin altında bir oy var. Diyarbakır kaç delege getirecek mesela? Şimdi o nüfusa bağlı olarak gelen bir delege sayısı her ilin nüfusu ve partinin oradaki üye sayısına bağlı olarak. O da doğaldır. Yani İstanbul'un delege sayısı, kurultay delege sayısı çok daha fazla. Mesela Diyarbakır'ın çok çok üzerinde. Yani en az 50 İstanbul'un 90 milletvekili var şimdi. Toplam 90 milletvekili. Yani milletvekili sayısı nasıl belirleniyorsa aslında kurultay delege sayısı. Ha, yani ona göre olacak o zaman. Ya bu 90, ya bu 90 milletvekilinden işte 30'una yakınını, 30'unu CHP alıyor. Değil mi? Yani İstanbul'un 90 milletvekili var. 3 bölgede. 10'ar tane en az çıkıyor zaten. Yani demek ki 30-32 arasını CHP alıyor.
Yani %30. Demek ki İstanbul'da %30 oy almış oluyor Cumhuriyet Halk Partisi. 30'a karşılık da kaç delege çıkarıyorsa. Evet. Yani yani diğer illerde de o zaman buna mı bakılıyor? İllerdeki parti üye sayıları esas olan. Çok düşük aldığı iller var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Oradan gelen delege sayısı yüksek mi değil mi? Partinin şimdi burada bu tür eleştiriler var. Burada, hiç oy almadığımız yerden muazzam delege geliyor. Öyle, öyle ve onlar şey belirliyor hiç diye. Oy öyle bir şey yok. Hiç oy almadığımız yerden muazzam ya, delege geliyor. Ayalan. Burada parti üye sayısına bağlı olarak yani Diyarbakır'daki üye sayısı neyse, İstanbul'daki üye sayısı neyse kurultay delegeleri de ona bağlı olarak tanımlanıyor, belirleniyor. Yani orada temsiliyette adalet esastır kurultay delegesi. O zaman anladım. Tamam. Onu şey yapalım. İki, bir delege şey üye dediniz. Yani ilk delegeleri üyeler seçiyor değil mi? Evet. İlk üyeler, şeyi. Tamam. Üyeler. Şimdi burada da şöyle bir sorun yani çok görüyoruz şeyden. Böyle bir anda bu tür seçimlerde ortaya çıkan bir üye var. Eleştirileri var. Hı. Mesela ben İstanbul 1. bölgede oturduğum için orayı biliyorum. 90 bin dediler burada şey var. Üye var. Hakikaten kayıtlı telefonları falan filan. Doğrudur. İstanbul'da ama doğrudur. Seçime gelen bir baktık 40 bin yakınında kişi geliyor. Geri kalan 50 bin yok. Peki kim bunlar? Ya da şimdi maalesef, maalesef 12. maddeyle alınanlar diye bir eleştiri var. Yani bu nasıl oluyor mesela? Niye 90 bin üye var? Hani İstanbul 17-18 milyonluk bir kent. İstanbul'un 3-4 milyon oy alıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Aşağı yukarı 2,5 milyon oy alıyor değil mi? Çünkü %30 alsa 10 milyon seçmen var. 3 milyon oy alıyor Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da. Sonra 90 bin denilen seçmenden de 40 bin kişi geliyor. O 50 bin kişi nerede? Bu nasıl oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şimdi bu kadar düşük yıllar itibariyle yani geçmişten gelen bir üye şeyimiz var. Veri tabanımız var. Bunların şu anda hepsi adresleri tazelenmiş, yenilenmiş. Yenilendi mi? İşte onu sormak üyeler, için soruyorum üyeler. Yani. Şimdi bu üyelerin arasında yani zaman içerisinde partiye üye olmuş ama partinin ilçenin kapısını bilmiyor. Nerede olduğunu bilmeyen kişiler de var. Zaten eleştirilen o. Şimdi biliyorum. Sokaktaki vatandaş onu diyor. Biz zaten şu anda bizim kararımızı bunlar veriyor. Nasıl oluyor diyor. Şu anda bu konuda şu çalışmayı yapıyoruz. Özellikle onu belirtmek isterim. Partide üyelik konusunda aktif ve pasif üyelik diye ikiye ayırarak seçme ve seçilme hakkı aktif üyeliklere vererek pasif üyelikleri de sadece parti çalışmaları hakkında tek taraflı bilgilendirdiğimiz, kimi işte etkinliklere davet ettiğimiz partinin üyesi, evet ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini takıyor, aidiyet duygusuyla üye olmuş ama partinin programını, eğitimini almamış, partinin ideolojisini bilmeyen, sosyal demokrasi yani eğitimlerden geçmemiş kişiler pasif üye. Belli eğitimlerden geçmiş kişilere aldığı eğitime bağlı olarak örneğin belediye meclis üyeliği kriterini, eğitim kriterini ortaya koyup o eğitimden geçmiş kişiler belediye meclis üyesi olabilir. Onun üzerinde bir üst düzey eğitimden geçmiş olanlar belediye başkanlığına aday olabilir veya milletvekilliğine olabilir. Şu yani bütün bunları yeni mi geliyor bu var mıydı yani? Bu yok. Bunun çalışmasını yaptık. Çalışmasını yapıyorsun. Yaptık ve tüzük kurultayı yapmayı düşünüyorduk. Normal olan kurultaya girdik. Bununla ilgili bir tüzük değişikliği gerekiyor. Ama bunun bilişim altyapısını tamamen oluşturduk. Yani buna yönelik aldığı her bir üyenin hangi eğitimi almış, ne zaman almış ve bu hayat boyu öğrenme anlayışıyla bunu nasıl devam ettirmiş, bununla ilgili hangi etkinliklere katılmış, aidatını düzenli ödüyor mu, ödemiyor mu? Bunların takibini yaparak üyelikleri aktif ve pasif üyelik diye ikiye ayırmak ve bunun üzerinden bir üyelerin seçme ve seçilme haklarının değerlendirilmesini öngören bir değişiklik bu önerimiz. Tabii şu anda bir kongre yapılıyor, işte mahalle delege seçimi, 100 üyesi var, 50'si gelmiş, 50'si gelmiyor. Onları getirebilirsin aslında. Gidip adreste bulup çağırıp getirebilirsin. Kimisi geliyor, kimisi gelmiyor. İşte bunlar partide aslında
Yani daha etkin, daha aktif olabilmenin de önünde bir engel de teşkil ediyor açıkçası. Şimdi tabii zamanımız maalesef bu sefer de izin vermiyor. Keşke biraz daha önce gidebilseydik. Çünkü hani bu konuda kamuoyunun merakları çok... Buradan bu bizim partili arkadaşlarımıza, yoldaşlarıma özellikle seslenmek istiyorum. Şimdi bu 2016 referandumunda, halk oylamasındaki seçmen kütüklerinde adres değişiklikleri çok olmuş. Bu bütün illerde, bütün ilçelerde ve eşit oranda bakarsanız nüfusuna, ilin nüfusu, ilçenin nüfusuna, o ilçenin mesela Beşiktaş'ın nüfusuyla mesela Bornova vesaire gibi orantılıdır. Yani nüfus çoksa nakilde çoktur. Mahalle içi, yani ilçe içi mahalleler arası değişiklik çok adreslerde. Ve bir de ilçeye nakille gelen ve ilçeden nakille giden sayıları. Yani mesela sonucu söylerseniz ne olur? Yani çünkü kapatmak durumunda kalıyorum. Şeye varamıyoruz. Ha, bitiriyorum. Yani, tamam, tamam. Peki. Nakiller şunu ne oldu? Söyleyeyim. Yani bu nakiller Merkez Yönetim Kurulu müdahalesiyle değil, tamamen seçmen kütüklerinden gelen, otomatik filtrasyon sonucu gelen nakil değişiklikleridir, adres değişiklikleri. O konuda işte üye yazılmaları oldu, işte istenmeyen usulsüz üyelikler yapıldı falan gibi bir algı oluşmuş olabilir. Onu ortadan kaldırmak adına söylüyorum. Yani şu, bu seçimler, bu dediğiniz anlamda böyle taşımalarla, bir takım adamların üye yapmalarıyla falan olmayacak. Asla, asla. Çok öyle bir şey yok. Yani şey, zaten ortak mahalle delegeleri de o anlamda zaten mahalleli üye de biliyor bunu gördüğünde sandığa tamam, yani gelenler üzerinden. En çok şikayet o konudaydı. Tabii, hani böyle birileri tabii getiriyor bir anda 3000-5000 kişiyi üye yapıyor. Ondan sonra onlarla delege bizim seçilip gidiyor. Başta MYK'nın il yönetimlerinin ve ilçe yönetimlerinin asli görevi adalet diyoruz. Her yere, her yerde, her zaman, her şekilde adalet diyoruz. Sandıklarda da en adil, en eşitlikçi, en özgür ve üyenin iradesini özgürce sandığa yansıtabildiği ve dolayısıyla kurultaya yansıtılabildiği, evet, bir süreci tamamlamak. İşte artık demek ki takvimde çalışmaya başladığına göre kamuoyu görecek. Evet değerli izleyiciler, bugün yayınımızın sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Oktay Kamil Sındır bizle birlikteydi. Yarın saat 11'de tekrar birlikte olacağız. Yarın ikinci bölümde Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir bizlerle birlikte olacak. Neden? Çünkü önümüzdeki hafta İstanbul'da özellikle bu müfredattaki gericileştirme programlarına karşı çok büyük bir miting organizasyonu var. O miting çalışmalarıyla ilgili bize bilgi verecek mitingi organize eden platformun adına. Evet, yarın saat 11'de tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Halk Kitabevi Yazı İşleri'ni sundu.